Size öyle bir çorba yapacağım. Yani şunu söyleyeyim. Çorba dersek çorba benim işim. Tabii ki sulu yemekler de benim işim ama çorbada özellikle iddiayım. Bu çorbayı iddialıyım. Bu çorbayı ister yemek olarak ister çorba olarak kullan. Yanında bir makarna veya bir pirinç pilavı da olsa akşama kesinlikle yemeğin var. Şimdi bu çorbayı ister vejetaryenler için isterseniz et yiyenler için iki şekilde kullanabilirsiniz. Ne yapalım? Şimdi malzememizden başlayalım. Çorba için burada iki tane neyimiz var? Patatesimiz var. Limonumuz var. Yumurtamız var. Bir kaşık unumuz var. Yoğurdumuz var. Şimdi işleme başlayalım. Ondan sonra teker teker göstereceğim. Önce ne yapıyoruz? Patateslerimizi küçük küçük küper halinde doğrayacağız. Tabii bunu yaparken de şöyle söyleyeyim. Bu çorbanın adı ne olacak? Terbiyeli patates çorbası olacak. Patateslerimiz ufak olacak. Bir kısmı içinde görünecek, bir kısmı da erimiş olacak. Yani kesinlikle patateslerin hepsini robottan geçirip ne olduğu belirsiz bir şey haline getirmeyeceğiz. Tabi bu çorbamız patates çorbası olduğundan dolayı ne yapacağız? Bunda patatesimizi biraz fazla kullanacağız. Şimdi şekilde ben ufak parçadan tek olarak göstereyim. İnce patatesi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı kibrit patates haline getireceğiz. Şu şekilde ondan sonra doğrayacağız. Doğradık. Hemen şimdi tenceremize patateslerimizi alıyoruz. Ocağımızın başına geçiyoruz. Ocağımızın başına geçerken burada kasap yaptırmış olduğum tavuk açtırdım. Ondan kalan parça tavuklar var. Bu parça tavukları da ben bu çorbada kullanacağım. Vejetaryenler kullanmasın. O şekilde söyleyeyim. İki aşamalı bir çorba. Şimdi ocağın başına geçelim. Buna çok fazla su koymayacağız. Sebebi şu. Eğer çok fazla su koyarsak çorbamızda olması gerekenden fazla su olacak. Çorbamızı bozacak. Ne yapıyoruz? İşe yaramayan tavuğun parça kemiklerini çorbamızın içine atıyoruz. Şöyle biraz da et yerlerini seçelim kemiklerin. Bu kadar yeter. Yani şunu söyleyeyim. Tavuğun her parçasını kullanabiliriz, değerlendirebiliriz. Ocağımızın altını yaktık. Patatesle tavuğun pişme süresi aynı olduğundan dolayı ikisini ocağa beraber vurdum. Patateslerimiz normal çorba, normal bir yemekte olduğu gibi sert olmayacak. Biraz yumuşak olacak. Ondan dolayı da tavukla beraber pişmiş olacak. Buna ben tuz soğan da ilave etmeyeceğim. Sadece bu şekilde haşlayacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Patateslerimiz haşlanırken çorbamızın diğer işlemine geçiyoruz. Önemli olan püf noktalardan biri şu. Bu yumurta sarısını unla birlikte kuru birbiriyle buluşturmayacağız. Ne yapacağız? Yumurta sarısını ya önce yoğurtla çırpacağız ya limon suyuyla çırpacağız. Ondan sonra unla buluşturacağız. Ya da unu yoğurtla çırptıktan sonra yani yumurta sarısı kesinlikle ilk etapta ne olacak? Unla buluşmayacak. Şimdi ne yapıyoruz? Onu beyazını çıkartıyoruz. Şu şekilde sarısını aldık. Arkadaşlar 5 kişiye 2 yemek kaşığı yoğurt yeterli. Bu süzme yoğurdu olsa tabi 1-1,5 yemek kaşığı da yeterli. Şimdi önce yumurta sarısını yoğurdumuzu bir çırpalım. Bu şekilde ya yumurta sarısının toplanmaması için. Şimdi bir yemek kaşığı unumuzu katıyoruz. Bu tarif tamamen 5 kişilik çorba için geçerli. Limonunu katacağız şimdi.
Kesinlikle ve kesinlikle bunda limonu biraz fazla kullanacağız. Bu çorba limon suyunu sever. Şimdi arkadaşlar özellikle bunu göstermek için yapıyorum. Kesinlikle dışarıdan su kullanmayacağız. Yoğurdun en sağlıklı yeri neresi? Yoğurdun en sağlıklı yeri suyu. Dışarıdan su kullanmayacağız. Yoğurdun kendi suyunu kullanacağız. Ben bütün yemeklerde kendime ayran dahi yapsam mutlaka yoğurdun suyunu kullanırım. Terbiyemiz hazır. Bir sonraki videoda da evde yoğurt nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi ocağımızın başına geçiyoruz. Kaynamaya başladı. Şu şekilde köpüğü görüyor musunuz? Bunun köpüklerini alacağız. Köpüğünü niye alacağız? Yemeğin içerisinde ne kadar işe yaramaz malzeme varsa köpük hafif olduğundan dolayı onlara yapışır. Yani köpüğe yapışır o işe yaramaz malzemeler. Yemeğimizde temizlemiş oluruz. Bir kazaya uğramayız. Şöyle bir karıştıralım. Kaynamaya devam edelim. Küçük bir tane arpacık soğan gibi soğan vardı. Şu baş tarafını kopartmadım. Niye? İçinde dağılmasın diye. Bura bunun kökü. Bura tutucu. Şöyle birkaç tane delik atıyorum sağından solundan. Bunu niye yapıyorum? Tavuğumuzun sasısını alsın diye. Bunu ilk başta da atabilirsin. Sonradan da atabilirsin. Hiç de atmayabilirsin. Ama bana göre sorarsan 5 dakika içinde kaynasın. Kendi aromasını da içine bıraksın diye. Ne yapıyoruz? Bir tanesini çıkartıyoruz. Patatesimizi kontrol edeceğiz. Şu şekilde gördüğünüz gibi eziliyor. Yani bu demektir ki tavuğumuz da patatesimiz de olmuş demektir. Şimdi içindeki soğanımızı alıyoruz. Bu soğanı almak tabii ki tamamen size kalmış. Sadece onu söyleyebilirim. Hemen soğanımızı alalım. Ona keza kemikler de size kalmış. Eğer biraz etli tavuk kemiği atarsanız almanıza gerek kalmaz. Sadece kemik atarsanız içinden alırsınız. Şöyle bakacağız. Ben şunları bir içinden alayım. Alayım ki daha sonra bununla ilgili başka bir şey daha göstereyim. Şimdi tavuk kemiklerimizi aldık. Şöyle göstereyim ben. Kemikleri aldıktan sonra şu şekilde bak görüyor musunuz? Kesinlikle robottan çekmiyoruz. Sadece tenceremizin dibinde şu şekilde tenceremizin yüzüne dokundurarak bak şu şekilde görüyor musunuz? Şu şekilde bu patateslerin bir kısmını eziyoruz. Tamamını değil. Sadece ne diyelim işte bir yemek kaşığına yakınını eziyoruz. Bunu ezmedeki sebep ne? Patates daha iyi aromasını versin. Nişastasını da dışını atsın diye. Ama tamamını değil. Ya tamamını ezersek çorbamızın görselliğini bozarız. Şimdi işlemimiz tamam. Sıra geldi bunu terbiyesiyle buluşturmaya. Arkadaşlar. Terbiyeyi buluştururken şunu söyleyeyim. Eğer yoğun gelirse, terbiyemiz yoğun gelirse ne yaparız? İçine az bir daha su ilave edebiliriz. Kaynayana kadar karıştıracağız. Bana döner misin? Arkadaşlar, benim yaptığım terbiyeli çorbalarda kesinlikle kesilme diye bir olay olmaz. Aslında bunun kesilmesinin bazı püf noktaları var. Mesela diyelim ki yumurta beyaz yılan katarsın. İyi çırpmasın, kesilmiş gibi görünür. Meyaneli çorbalarda yani bu tür çorbalarda, unlu çorbalarda kapak kapanırsın. Buhar kapağı ayrıştırdığından dolayı, yani buhar unu ayrıştırdığından dolayı, buharın öyle bir özelliği var. Unu ayrıştırdığından dolayı çorban su gibi kalır. İçindeki unlar köpük köpük, köpük köpük yukarıya atar. Çorban kesilmiş gibi olur. Aslında çorba kesilmesi değil, yaptığımız hatalardan dolayı çorba kesilmiş olur. Kesilmiş gibi görünür. Şimdi çorbamızı karıştırıp tekrar devam edelim. Şimdi tekrar bağlıyorsun. Benim çok sıkı takipçilerim var. Onlara karşı benim bir sorumluluğum var. Bu sorumluluğum ne? Bu işi iyi öğretebilmek. Ben tekrar bir daha söylüyorum. Eğer meyaneli çorbalarda, unlu çorbalarda, terbiyeli çorbalarda bir daha söylememin sebebi bu. Yumurta beyazını katarsak, kattığımızı iyi çırpmazsak üstüne teker teker çıkar. Bir kesilmiş gibi. İkincisi
Kapak kapatırsak buharın unu içinden ayrıştırmasından dolayı suyu ayrı yerde, unu ayrı yerde, üstünde köpük köpük kalır. Hakkınızı helal edin. Çok konuşuyor demeyin. Tamamen sizin için konuşuyorum. Sonunda size göstereceğim. Neyi göstereceğim? Ben bu eti kasaptan nasıl aldığımı göstereceğim. Kasap işte işe yaramaz yerleri dedi. Ben işe yaramaz yer olarak görmüyorum. Bunları böyle ufak ufak parçalı halinde atacağız. Ve çorbamızın içerisinde hem ayrı bir lezzet katacak hem de işte tavuk suyu çorba gibi, sebzeli çorba gibi bir görüntü meydana getirecek. Yani hiçbir şeyimizi ne yapacağız? Hiç etmeyeceğiz. İnne ile kuyu kazar gibi her şeyi değerlendireceğiz arkadaşlar. Göstereyim. Görüyor musunuz? Bu yoğunluk aslında bana göre çok güzel. Tarife birebir uyarsanız siz de memnun kalırsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Çorbamızın tuzunu katıyoruz. Çorbamızın tavuğunu katıyoruz. Katarken tavuğu gördüğümüz ne kadar olduğunu. Kasap ne dedi? Tabii çok sevdiğim arkadaşım. İşe yaramayan parçalar. Ben kasaba ne dedim? Doğ acın halinden ne anlar? Bizde işe yaramayan parça diye bir şey yoktur. İnsanlara makinede çekip kemiklerini satıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Kendi emeğimizle bu eti çıkar diyoruz. Şimdi sunuma geçiyoruz arkadaşlar. Hemen sunuma geçiyorum. Şimdi bu çorba ile ilgili şunu söyleyeyim. Eğer evimizde şey varsa, ne diyelim, pirinç varsa, pirinç pilavı varsa çorbamızla beraber şu şekilde pirinç pilavı da sunabiliriz. İçine atabiliriz. Yani şunu söyleyeyim. Şöyle bir çevirelim şunu. Çorbamız hazır. Arkadaşlar Allah kalbimi biliyor. Benim içinden geçen beni takip eden arkadaşlar ne varsa en ufak püf noktasına kadar her şeyi öğrensinler. Yani inne deliği kadar boş bir yer kalmasın diye uğraşıyorum. Mesela dedim ki bu çorba pirinçle yakışır. Nasıl yapabilirsin? Sebzeleri haşlarken içine bir yemek kaşığı da pirinç atarsın. O şekilde de yapabilirsin. Evinde artan pirinç varsa ondan da sunmadan önce bir yemek kaşığı atabilirsin. Diyorum ki en güzel nasıl olursa onu yapmaya çalışıyorum. Onu size göstermeye çalışıyorum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun. Ustamıza kolay gelsin diyoruz. Ustamızı izlemeye başlıyoruz. İnşallah bundan sonraki videolarda buna devam edeceğiz. Ustamız şimdi bunlar yemeklik. Yahnili kıracaksın bana. Şimdi ustamızın buraya koyduğu parçaları görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bu parçaların tamamını değerlendireceğim. Kasap zengin olduğu için ona göre atılacak, bana göre yenecek parçalar. Ustam kolay gelsin.